Hermetaş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Efendim, herhalde manzarayı görüyorsunuz şu anda. Girne Amerikan Üniversitesi'nde Millennium binasının hemen önündeyiz. Gayet güzel bir manzara var arkamızda ve Ulvi hocamızla beraberiz. Bugün 18 Mart ve 18 Mart'ın önemini Ulvi hocamızla konuşacağız. Hocam, öncelikle bu teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ne demek, ben teşekkür ediyorum. 18 Mart hiç şüphe yok ki gerçekten Türklerin tarihi açısından çok değerli bir gün. Öncelikle bu değeri 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma gününde bunun ne anlama geldiğini konuşmak isterim. Bu konuyla ilgili bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdi önce şunu söylemek lazım. Osmanlı'nın yükseliş dönemi Sokollu'yla bitmiş 1579 itibarıyla. Dolayısıyla 1579'dan itibaren girilen bütün savaşlarda Osmanlı yenilmiş. Başı hep önde ayrılmış. Öyle olunca 1915'e kadar geçen yaklaşık 336 yıllık süreç savaşlardan mağlup ayrılmış. Bazen savaşmadan toprak kaybetmiş bir Osmanlı İmparatorluğu karşımıza çıkarıyor. İşte o kaderin kırılma noktası 1915. 336 yılın sonunda Birinci Dünya Savaşı'nda savaşa girilmiş, Osmanlı tarafından savaşa girilmiş 8 cephenin içerisinde sadece Çanakkale Türk insanının başı dik, mağrur ve muzaffer olarak çıktığı savaştır. Bu açıdan son derece önemli. Bir de şöyle de görmek lazım. Esasında kaybedecek sadece canları kalmış Anadolu insanı veya o günkü küçülmüş, toprak kaybetmiş Osmanlı insanı açısından Çanakkale bir dönem sonra kurulacak Cumhuriyet'in de kapısını açmış. Fazıl Üstü Dağlarca öyle söylüyor. Milli mücadelenin ön sözü diyor. Doğrudur. Aydınlar orada, Anadolu insanı orada ayakta olduklarını, artık kaybetmek istemediklerini, son kalenin Çanakkale olduğunu yedi düvele, o günkü ifadeyle, gösterme mücadelesi. Nasıl ortaya çıkar? Bir, Türk insanının vatan aşkı. İki, dönemin askeri komuta kademesinin, ki bunun içerisinde Mustafa Kemal son derece önemli bir faktördür, askeri dehası ve stratejisi bir araya gelir ve sonuç bizim karşımıza Çanakkale'de bir zaferdir. Evet. Aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün de, Türk ulusunun kurtarıcısının da bize hediyesidir Çanakkale, doğru mu? Yani yani oradan başlayan bir süreç. Öyle tabii, ama biraz da kaderin cilvesi. Çünkü Mustafa Kemal savaş başladığında Sofya'dadır. Anadolu'ya gelmek ister, savaşa katılmak ister. Masa başı görevini ateşe militerdir. Yani askeri ateşedir Sofya'da. Özellikle Enver Bey kabul etmez. O bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ve rekabet düşüncesi nedeniyle maalesef. Ve oyalarlar Mustafa Kemal'i. Son noktaya kadar zorlar Mustafa Kemal. Ve maalesef olmayan hayali bir tümene komutan olarak gönderirler. Yani Sofya'daki görevini bitirip İstanbul'a o günkü genelkurmay karargahına geldiğinde Mustafa Kemal, kendisini atayan karargah bile Gelibolu'da gideceği komutanlığın veya tümenin ne olduğunu ve veya nerede olduğunu bile bilmezler. Olmayan sanal hayali bir komutanlıktır. Gitsin, gözümden uzak olsun ve belki de biraz hırpalansın düşüncesi var mıdır bilemiyorum. Biraz da öyle bir hırs var Enver Bey açısından maalesef. Ama gider ve Bigalı köyünde bir karargah kurar. Şimdi oradaki cepheye baktığımızda şu da söylenir. Askeri hiyerarşik düzenin içinde, Çanakkale için söylüyorum, 17. sırada olan ve yarbay rütbesindeki bir zevat, bir subay nasıl olur da Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden birinde
sadece o coğrafyanın değil, dünyanın da kaderini veya tarihi değiştirir diye sorarlar. Ama şunu da buraya hemen sıkıştırmak lazım. Dünya savaş tarihinde ben size ölmeyi emrediyorum diye verilmiş bir emir yoktur. Bir de o emre kesinlikle itaat eden Çanakkale dışında bir askeri güç yoktur. Bunu da biz orada gördük. Bütün orduların komutanı ve hatta Osmanlı'nın gizli genelkurmay başkanı durumunda olan Limon Van Sanders'e burada bütün birlikleri birleştirmek lazım. İki tümen ve bir tugay birleştirilmeli ve yeni bir komutanlık ortaya çıkmalı sözünü söyleyen Yarbay Mustafa Kemal'dir. Alaycıdır Limon Van Sanders. Eskilerin deyimiyle böyle istihzal dolu. Öyle bir birlik kurduğumuzu farzayalım, kabul edelim. Başına kimi getireceğiz der. Kendisi komutandır. Mustafa Kemal tereddütsüz cevap verir. Ben der. Fazla gelmez mi diye cevap verir Limon Van Sanders. Bir yarbay, bir general bile değil. Az bile gelir cevabını alır. Bunun yaşandığı bir savaş sahnesi dünya savaş tarihinde yoktur. Dolayısıyla 17. sıradaki Mustafa Kemal şüphesiz oradaki askeri komuta heyetiyle birlikte mucizeyi başarandır. Onun içindir ki Cumhuriyet'in ayak sesleri oradadır. Fazıl Hüsnü'yü doğrularcasına. Evet, elbette size ölmeyi emrediyorum dediği savaşçılar, onları da konuşmak lazım. Ve onların içinde Türk ulusunun okumuş, Türk ulusunun kendini en iyi yetiştirmiş askerleri orada savaştı. Şüphesiz bir aydın zevat vardır orada. Örneğin 1915 yılı İstanbul Üniversitesi'nin tıp fakültesinin mezunu yoktur. Krem de la krem dediğimiz Galatasaray'ın Mektebi Sultani'nin 1915 mezunlarının tamamı Çanakkale'de şehit olmuştur. Kayseri Lisesi aynı şekilde, Balıkesir Lisesi aynı şekilde mezun olacak öğrencileri orada şehit olmuşlardır. İstanbul Lisesi'nin rengi o günden itibaren sarı siyaha dönmüştür. Matemi bağladıkları için. Dolayısıyla bir aydın zümre var orada kaybettiğimiz. Ama onların kayıpları Cumhuriyet'e giden yolda bizim için kazanç oldu. Orada savaşmış, bunun altını özellikle çizmek isterim, bir Ermeni askerimiz, bir yüzbaşıdır. Yenilmeyenlerin yenildiği yerdir Çanakkale'dir. Son derece önemli bir ifadedir. Yenilmeyenlerin kim? İngiltere. Üzerinde güneş batmayan İngiltere'den bahsediyoruz. Bugünkü Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya, Kanada'dan efendim Baltık'a uzanan inanılmaz bir coğrafyada, Hindistan'ı, Pakistan'ı da dahil elinde tutan bir muktedir güç var karşınızda. Muazzam bir güç. İnanılmaz bir güç var. Bir yenilmez armada var. Winston Churchill'in gideceğiz boğazlarına çökeceğiz ve geçeceğiz der. Ki Churchill iyi bir taktisyen, iyi bir stratejisttir. Ama Türklerin karşısında hep yanılmıştır, hep mağlup olmuştur. Dolayısıyla böyle bir gücün karşısında ayakta duran bir inanç var. Ha sadece inanç mıdır? Oradaki komuta heyetinin, Cevat Çobanlı da oradadır örneğin, komuta heyetinin askeri dehası ve stratejik gücünü de buna katmak lazım. Tabii ki içeride pek çok kahramanımız da var. Pek çok. İşte az önce söyledim, Galatasaray Lisesi mezunları. Tokat'ta Hey 15'li diye başlayan türkü işte 13-14 yaşında askere giden çocuklar içindir. Ama maalesef bugün biz o ağıt önünde göbek atmayı tercih ediyoruz. O da bizim kanayan bir yaramız. Evet, maalesef. Tabii bunun Kıbrıs'la da ilişkisi var. Biraz da o açıdan değerlendirirseniz hocam çok memnun olurum. Bir şeyin daha altını çizeyim. Çanakkale'de Anadolu insanının şehit sayısı 57.084'tür. Kim resmi veya gayri resmi Çanakkale ile ilgili ağzını açsa 250.000 şehit verdiğimiz diye başlıyor. Maalesef doğru değildir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Kim nereden nasıl bulmuştur, kim nereden nasıl uydurmuştur, kim nereden nasıl bunu ortaya atmıştır bilemem. Ama bu sayı 57.084'tür. Resmi kayıt. Tabii tabii.
ne 83'tür ne 82'dir. Hepsinin isimleri, künye bilgileri vardır. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından da basılmıştır. Dolayısıyla bunu lütfen böyle bilelim. 57.084 bizim için önemli ve çok da büyük bir sayıdır. Kenara koyduk. Yani 250.000 diye abartmayın, zaten 57.000 çok. Yani tabii gerçek ki, rakam zaten ki, çok. Tabii ki çok. Tabii ki bir cephe savaşından bahsediyoruz. Yani bütün ülkenin katıldığı bir savaş değil orası. Osmanlı'nın girdiği 8 cepheden sadece birisi. Dolayısıyla 57 bin sayısını küçümsememek lazım. Küçümsememek lazım çünkü insandan bahsediyoruz. Anadolu coğrafyasından ve hatta Misak-ı Milli sınırlarının dışında kalmış bölgelerden, Musul'dan, Kerkük'ten, Selanik'ten, Kosova, Makedonya coğrafyasından vesaire. Şimdi bizi ilgilendiren kısımda ne var? Kıbrıs'ı ilgilendiren farklı şeyler var. Burada tartışılan konulardan birisi şu. 1915 itibarıyla Kıbrıs bir İngiliz sömürge adası. Dolayısıyla İngiltere o sinsi ve ince stratejisi gereği Kıbrıs adasında da Rumlardan ve Kıbrıs Türklerinden askeri aldı ve bunları Çanakkale'ye götürdü. Tıpkı diğer dünya ülkelerinden olduğu gibi, Avustralya. Evet. Hint coğrafyasından olduğu gibi, Avustralya, Yeni Zelanda'dan, efendim, Gurkalardan vesaire vesaire gibi. Net olarak söylüyorum. Çanakkale'de İngiliz ordusunda Türk askerine, o günkü Osmanlı askerine karşı savaşmış tek bir Türk yoktur. Neden yoktur? 11.072 Türk ve Rum'u İngiltere katırcı olarak askere aldı. 11.072. İsim listesi benim elimde var. Tek tek. Rumların ve Türklerin. Bunların o günkü şartlar 1915 itibariyle 270 bin civarında bir nüfus var Kıbrıs'ta. Yaklaşık %20'si falan. Bunun içerisinde 772 Türk var. Az önce söylediğim gibi 769 değil, 771 değil. Hepsinin künye bilgileri benim elimde var. Köyüne varıncaya kadar. İsim isim. 770. Ha, neden bu kadar net söylüyorum? Çünkü bu askeri gücü İngiltere Kıbrıs'ta Temmuz 1916'da oluşturmuş. Temmuz 1916. Bu önemli. Neden? Çünkü Çanakkale'de savaş Ocak 1916'da bitti. Yani Kıbrıs'ta askere alma faaliyeti başlamadan 5 ay önce. Net olarak bunun altını çizelim. Kıbrıs Türkleri Çanakkale'ye İngiliz ordusunda gitmedi. Dolayısıyla Türk askerine karşı da savaşmadı. Bunu kenara koyalım. Bu net bilgi. Bu net. Şimdi madalyanın öbür tarafına bakalım. Peki Türk ordusunda, o günkü Osmanlı ordusunda savaşan Kıbrıslı Türkler var mı? Bolca var. Bolca var. İsim isim var. Şimdi birkaç örnek vereceğim. O bölgeye lojistik destek sağlayan Kıbrıslı Türkleri saymıyorum. Hilal-i Ahmer vasıtasıyla, spor kulüpleri vasıtasıyla, buradaki çeşitli dernekler vasıtasıyla, özellikle kadınların para yardımlarını saymıyorum. Silah yardımını saymıyorum. Katır gibi hayvanların Anadolu'ya geçirilmesi ve cepheye sürülmesini Türk askeri için saymıyorum. Fiili olarak savaşa katılmış olanlar var mı? Var. Hemen bir örnek. Baf'ın Finike köyünden Salih Efendi, bir Kıbrıs Türk'ü, milli mücadeleye katılır. Congpa ayarında savaşır. Mustafa Kemal'in yanındadır. Yaralanır. Yanında kim vardır? Karaman'ın Makri köyünden Uzun Hasan veya Makri Hasan. O da Çanakkale'dir, kaledidir. O da orada yaralanır. Salih Efendi geriye döner. Savaşın bitiminde Kıbrıs'a gelecektir. Antalya'da kalır. Antalya'da yerleşir veya savaşın gereği olarak Antalya'da kalır. Milli mücadele başlar. Bir kere daha gider. Yine Mustafa Kemal'in yanındadır. İnegöl'de yaralanır ikinci defa ve İnegöl soyadını alır. Antalya'da yaşıyor aile. Makri Hasan Karaman'ın Makri köyünden Çanakkale'ye gider. Conk Bayırı'nda yaralanır, esir düşer, Kıbrıs'a getirilir. Serbest kaldıktan sonra dönmez, Kıbrıs'a yerleşir. Bugün Sümer Şehidoğlu ailesinin, ki Şehidoğlu ismi de 63 nedeniyle verilmiştir. Şehidoğlu ailesinin büyük babasıdır. Bu şekilde isimler var. Esasında şunu da gösterir, önemlidir. Ana vatan, yavru vatan falan diyorlar ya, ona hiç gerek olmadığını gösterir. Anadolu'dan gelip Kıbrıs'a yerleşmiş Salih İnegöl ve ailesi şu anda Antalya'da. Karaman'ın köyünden
Makri Hasan ailesi Kıbrıs'ta. Pek çok isim var. Ha, bizi ilgilendiren burada başka ne var? Burada bir de esir kampı var. 1916-13 Ekim'inde açmış İngiltere. Neden 1916? 1915-16 arasında Limna Adası'nda tutmuşlar bunları, Türk esirlerini. Kıbrıs'a niye getirmişler? Dünyanın 13 farklı noktasında esir kampı olmasına rağmen Kıbrıs Türklerinin direniş gücünü kırmak için. Onların Anadolu'ya olan özlemlerini, moral motivasyonlarını azaltmak için. Bakın, o güvendiğiniz Osmanlı bu halde. Dolayısıyla oturun oturduğunuz yerde mesajı vermek için Mausa'da, karakol bölgesinde bir esir kampı açmış. Mart 1920'ye kadar açık bu kamp. 6732 kişi kalmış. Türkiye'den. İçerisinde, evet. Osmanlı askeri. 6732. Bunların içerisinde İngiliz'in deyimiyle özellik arz eden kimse yok. Yani subay kadrosundan kimse yok. İstisnai bir binbaşı gelmiş, doktor. Burada istihbarat için çalışan bir denizci yüzbaşı gelmiş, orada tutulmuş. Onun dışında birkaç tane de Kıbrıslı var. Hasan İlmi Bey mesela, Kıbrıslı Türklerden. O da burada. Onun dışındakiler çoğunlukla Çanakkale cephesi, küçük bir kısmı da Kanal, Sina, Filistin cephesinden getirilmiş Türk savaş esirleri. Evet. Yani Kıbrıs'ta da ilişkisi bu şekilde. Zaten az önce gayet detaylı bir şekilde anlattınız hocam. Biz 18 Mart şehitleri anma gününde şehitlerimizi buradan anıyoruz. Sizin de söyleyeceğiniz son cümleler varsa onları da alalım ve röportajı burada sonlandıralım. Bu esirleri kaçırmak, Anadolu'ya geçmelerine yardımcı olmak için de Kıbrıs Türklerini biz görürüz. İşte bu hafta içerisinde yağmur muhalefeti nedeniyle Kıbrıs Amerikan Üniversitesi öğrencileriyle gidemedik. Haftaya kalacak muhtemelen. Beş parmaklarda esirler mağarası var. Ergenekon, Gönendere ve Görneç köyünün hemen üzerindedir. Biz daha önce 10 Kasım Atatürk'ü anma, 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşü yaptık mağaraya veya tırmanışı yaptık. Çanakkale şehitlerini anmak için de oraya bir tırmanışımız olacak haftaya. 4 yıl boyunca İngilizler bu mağaradan haberdar olmamışlar. Dolayısıyla Kıbrıs Türklerinin kaçırdığı ve mağaraya kadar getirmeyi başardığı esirler orada belli bir süre saklandıktan sonra genellikle tatlı su üzerinden veya kormacit burnu üzerinden Anadolu'ya geçmişler. Evet, bu bilgiyi de paylaşmış olduk. Evet. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, bakış açısında bugün 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü, bu konuyu hocamız Ulvi Keser hocamızla konuştuk ve bize engin bilgilerini bizimle paylaştı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Programı burada sonlandırıyoruz. Çanakkale türküsüyle sonlandıracağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişan,
kimimiz evli o gençliğim eyvah. Kimimiz nişan Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı, gençliğim Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı sona erdi. Çıkınca kafan dominosa gider. Biraz çılgın.